Merhabalar. Herkese merhaba. Ben Emre Özcan. 8 yıldır Eurospor spikerliği yapıyorum. Bunun yanında yaklaşık 2-3 yıldır yine futbol yorumculuğu işiyle uğraşıyorum ki 1 yıldır da Esport'a Premier Lig yorumcusuyum. Hatta birazdan buradan çıkıp kanala gideceğim ve Premier Lig'i bilmiyorum takip edeniniz var mı? Bu hafta sonlandıracağız. Son hafta maçları oynanacak. O yüzden de biraz daha erken konuşma yapmak istedim ve çok teşekkürler. Bana bu konuda kolaylık gösterdi arkadaşlar. Tabii aranızda görebildiğim kadarıyla çok fazla sayıda öğrenci var, lise öğrencisi. Bu yıllar çok önemli yıllar. Önemli tercihlerin, seçimlerin yapıldığı ve insanın hayatını direkt bir şekilde etkileyen yıllar. Ben de zamanında kendi tercihimi yapmıştım ve o tercih sonucunda çok büyük bir fırtınanın ortasında kaldım. Bu yüzden yaptığım o tercihi ve yaşadığım o süreci size anlatmak istiyorum. Eşit ağırlık öğrencisiydim ben lisede ve işte Türkçe matematik hala var mı açıkçası bilmiyorum da. Sorulduğu zaman ne okuyacaksın diye sorulduğu zaman verdiğim tek bir cevap vardı benim. Hukuk dışında her şeyi okuyabilirim diyordum. Ve ben ne yaptım? Gittim hukuk seçtim. Nasıl oldu? Sınav beklediğim gibi geçmedi. Benden 2 yıl önce ablam Ankara'ya gitmişti. İzmirliyim ben. İzmir'de geçirdim öğrenim yıllarımı. Ablam benden 2 yıl önce Ankara'ya çalışmaya gitmişti ve annem de beni Ankara'da bir üniversiteye güdüledi, odakladı. Sınav çok istediğim gibi geçmedi. Katiyen o okul olmuyor. Ama İzmir'de işte istediğim bölümleri, işletmedir, iktisattır, ekonomidir, bunları okuyabiliyorum. O yaz Seferihisar'dayız. Bir yazlıkta arkadaş grubum var. Ankara hukukta okuyan Ayten diye bir arkadaşım var. Konuşuyoruz işte, ben diyorum İzmir'de okuyacağım büyük ihtimalle. Bana dedi ki, Emre dedi, yani anlıyorum seni ama senin o puanın Ankara hukuka yetiyor. Neden tercih düşünmüyorsun hiç? Dedim Ayten ben hayatta yapamam. Yani bana göre bir okul değil, bölüm değil. Dedi ki yani şöyle bir şey var. İşletmenin, iktisatın işte standart okullarında İzmir'de okuyacağına hukukun en iyisini okuma şansın var. Bak hukukun en iyisi Ankara hukuk dedi. Ve benim aklıma bir şekilde girdi. Ondan sonra oradaki büyükler, oğlum madem böyle bir şansın var neden değerlendirmiyorsun vesaire derken kafama girmeyi başardılar bir şekilde. Ben de kendimi onu düşünürken buldum. Sonrasında işte seçim günü, ertesi gün tercihleri vereceğiz. Ya ben Ankara hukuku yazacağım ya da İzmir'de bir okulu iyi sıra yazacağım. Ve yazdığım okulu, yani gideceğim, yazdığım okul kesinlikle gelecek puanım itibarıyla. Son gün düşünüyorum, annem bana dedi ki hiçbir şekilde zorlama yok alemden. Oğlum bak sen hayatın boyunca hukuk okumam, başka her şeyi okuyabilirim dedin, emin misin dedi. Gel İzmir'de oku, burada çok daha rahat edersin. Bana aslında kolaylık da göstermeye çalıştılar ama benim aklıma girmişti bir kere. Ankara'da en azından ailemden ayrılacaktım, ablamın yanına gidecektim. Daha özgür bir hayatım olabileceğini düşünüyordum ki İzmir'den sonra Ankara'ya gitmek de yani bilmiyorum takdir edersiniz ki biraz sıkıntılı bir tercih aslında ama işte o zamanlarda gençlikte onu çok fark edemiyorsunuz. Tercih yaptım ben Ankara hukuku ilk sıraya yazdım ve sonrasında işte Ankara'ya taşındım. Benim için farklı bir sosyal yaşam, farklı bir şehir hayatımda ilk defa farklı bir şehirde yaşamaya gitmişim. Okulun ilk gününde bana uygun olmadığını anladım. Yani çok büyük bir hata yaptığımı anladım. İlk hafta biraz daha net bir şekilde bunu fark ettim. Hiçbir şekilde uyum sağlayamadım. Sonrasında işte yani özellikle bizim hukukta çok fazla kalabalık olduğu için sınıflar okula gitme zorunluluğu da yok. Yani hiçbir şekilde yoklama alınmıyor. Öyle olunca okula gitme isteği de olmuyor kesinlikle. İşte kış dönemi geldi, sabah kalkıyorum, pencereyi bir açıyorum. Buz gibi soğuk, hayatımda görmemişim öyle bir soğuk. Zor geliyor çıkmak evden. Tekrar giyinip, yani tam giyinmişken soyunuyorum, tekrar yatağa gidiyorum. Böyle giden bir süreç. Bu nedenle hiçbir şekilde ilk yıl özellikle uyum sağlayamadım ve arkadaş grubu içinde de giremedim. Tabii bunda kendi hatalarım çok fazla ön plandaydı. İlk yılın sonuna doğru okulda bir arkadaş grubunun içine girdim ama ondan sonra çok da sağlıklı olmadı o. Haftada bir gidiyordum, onlarla beraber oluyordum ama sadece onları görmeye gidiyordum okula. Ve okulla alakam sıfır. Çok büyük bir başarısızlık. İlk sene öyle geçti. İkinci sene çok çok büyük bir başarısızlık. Hiçbir şekilde okulla alakam yok. İkinci senenin sonunda annem dedi ki, oğlum bak sen bu işi beceremiyorsun, yapamıyorsun. Başarısız oldun, gel bir kez daha üniversite sınavına gir. İzmir'de istediğin bölümü oku. Kabul etmedim, yapabileceğimi düşündüm. Bu da bir hataydı muhtemelen ve kaldım. Ama aynı şekilde, aynı doğrultuda bakmaya devam ettim. Yine okula gitmiyorum, yine çalışmıyorum, sınavlar geliyor, sınavlara çalışmadan giriyorum. Sonuç başarısızlık.
bugüne kadar hep başarmışım bir şekilde ama yani gerçekten çalışmanın gerektiği bir bölüm ve onu fark ediyorsunuz. 3 sene geçti, 4 sene geçti, 5 sene geçti. Benim için gerçekten kötü bir hayat, kötü bir dönem. Okula gitmemeye devam ediyorum. Okula gitmiyorum, evdeyim sürekli. Yavaş yavaş yaşam benim için asosyal bir hal almaya başladı. Sürekli evde vakit geçince ne oluyor? Sürekli televizyon izliyorsunuz. Spora hayatımın küçüklük döneminden beri çok fazla ilgiliydim. Uzun süre İzmir'de basket oynadım çeşitli kulüplerde lisanslı olarak. Çok fazla televizyon izlemeye, maçları izlemeye başladım. Maçları izlemişken yavaş yavaş yazmaya başladım bir şekilde. Şu anki iş arkadaşım olan Orkun Çolakoğlu, belki tanırsınız. 2006 civarı bana dedi ki, Emre ikimiz de Lakers'ıyız, NBA'de Lakers tutuyoruz. Lakers'ın resim sitesi var, gelip orada yazar mısın? Fena yazmıyorsun. Dedim tabii ki yazarım. Orada yazmaya başladım. 3-4 ay geçti. Yine NBA yazarı şu anda, belki yine bilirsiniz, Mete Aktaş yazılarımı okumuş. O sırada NBA Türkiye dergisini açmaya karar vermişler. Resmi dergi. Dedi Emre böyle böyle seni dergide düşünüyorum. Yazmak ister misin? Hayatımın en büyük olaylarından biri. Herkesin hayalidir. İşte okuyan, biraz yazan, bir dergide yazıyor olmak. Tabii ki dedim Mete abi, çok teşekkür ederim. Dergi ekibine girdim ve orada yazmaya başladım. Ama her zaman için futbol benim için birinci spordu. Ve dolayısıyla NBA'in içine çok fazla girdim. Siteye yazıyorum, NBA dergisine yazıyorum. Bir anda NBA'ye odaklanmaya başladım. Ve futboldan uzak kaldığımı fark ettim. 2006'nın sonunda kötü bir olay daha yaşadım. Tam okula yakından dönmeye karar vermişim. İşte dergi yazarlığı var. Annem rahatsızlandı ve annemi çok kısa bir süre içinde kaybettim. O benim için başka bir şok oldu. Ve tam okula dönmeye karar vermişken okula bağımı tamamıyla sonlandırdı o olay. Ondan sonra yaklaşık 5-6 ay son derece kötü. Dergiden ayrıldım ama sonrasında 2-3 ay sonra geri döndüm çünkü yani o dönemi atlatmam için bir şeylerle ilgilenmem lazım, onu fark ettim. Ve NBA'nin içine çok fazla daldığım için aradan bir 5-6 ay daha geçti. 2007'nin sonunda gazeteci, meslek büyüğüm Bülent Timurlenk Assetto Balsamico diye bir futbol bloğu açmıştı. Bir anda bloklar patladı ve ben de hemen onun arkasından futbola uzak kaldığım için, en azından futbol üzerine pratik yapmak için kendi bloğumu açtım Tardini Büfe diye. Şansım yanındaydı. Assetto Balsamico'dan sonra, Bülent abi'den sonra tutan 5-6 bloktan biri oldum. Bir anda popülerleşti blok ve çok fazla okumaya başladı. Öyle bir ortamda okula gitmiyorsunuz, işte hayat kötü gidiyor, çok büyük bir kayıp yaşamışsınız. Beni hayata tutan şeylerden biri oldu blok ve inanılmaz bir şekilde mesai harcamaya başladım. 2007'de muazzam bir şekilde blokta günde 2-3 tane yazı yazıyorum. Yani günümün 4-5 saatini alıyor. Adeta benim için mesaili bir işe dönmüş durumda. Ve çok büyük keyif alıyorum. İlk defa keyif aldığımı fark ediyorum Ankara'da 7 yıl sonra. 2008 oldu. 2008'in ortalarına doğru sosyal medya üzerinden eski Eurospor spikeri İbrahim Koçyiğit'ten bir mesaj aldım. Dedi ben senin blogunu okuyorum. Blogda snooker yazıları yazıyorum. Seninle tanışmak istedim dedi. Tanıştık, konuşmaya başladık. Birkaç ay sonra dedi ki benim bir arkadaşım da seninle tanışmak istiyor. Kim dedim? Caner Eler dedi. Eurospor spikeri şu anda da. Verebilir miyim iletişim bilgilerini? Tabii ki. Caner'le konuşmaya başladım. Sürekli 2-3 ay muhabbet ediyoruz. 2008'in yaz dönemi. Caner bir gün bana bir mesaj gönderdi. Dedi ki Emre ben senin yazılarını hala okumaya devam ediyorum. NBA'de Türkiye dergisinde de yazıyorum. Bak dedi bir basketbol turnuvası geliyor Eurosport'ta. Seni de hem konuk olarak alalım, yorumculuk yap, hem de tanışmış oluruz. Zaman geçirmiş oluruz dedi. Yani işte yine bu işe dair okuyan, yazan insanlar için çok çok büyük bir fırsat. Bir hafta boyunca bir rüyanın gerçekleşmesi. Tabii ki dedim kesinlikle gelirim. Atladım İstanbul'a gittim. Bir hafta boyunca orada yorumculuk yaptım. Çok büyük bir heyecandı benim için. İlk defa olan bir şeydi. Sonrasında geri döndüm Ankara'ya. Aradan 1,5 yıl daha geçti. 2009 sonu. Bu kez de yine Eurosport'tan Emre Yazıcıoğlu. Snooker yazmaya devam ediyorum blogda. Dedi ki Emre Masters turnuvası geliyor, bir snooker turnuvası. Zaten sen gelmişsin 1,5 yıl önce, işi de biliyorsun nasıl yapılacağını. Gel snooker turnuvasında da bir hafta bizimle beraber ol. Dedim hemen geliyorum. Gittim 2-3 hafta, bir hafta boyunca orada yorumculuk yaptım. O bir haftanın ikinci, üçüncü günü yanlış hatırlamıyorsam, yani ortasındaydık. Bir gün Bağış Erten, Eurosport'un genel yayın yönetmeni. Dedi ki Emre gelir misin? Tabii dedim, karşısına oturdum. Dedi benim bir spikere ihtiyacım var ve seni de sürekli geliyorsun buraya işte 1,5 yıldır. Performansına da bakıyorum, sesin gayet uygun dedi bu işe. Spikerlik düşünür müsün? Abi dedim hiç düşünmedim hayatım boyunca. Yani hep yazdım, hep yazarlık hayalim vardı. Sadece okuyup yazan bir insandım.
İşte birkaç defa yorumcular geldim ama böyle bir şey yapabilir miyim emin değilim dedim. Bence yapabilirsin dedi. Düşünür müsün dedi. Düşünürüm dedim ama o anda aklıma geldi ki yani okulu bitirmem gerekiyor bir şekilde ne olursa olsun. Çok başarısız giden bir okul hayatım var ve ailemin beklentisi var benden. O anda dedim ki mümkün değil ailemden izin alamam. Barış abi dedim ben bir ailemle konuşayım. Yani onlardan fikir almam lazım. Ondan sonra sana döneyim. Tamam birkaç gün sana izin veriyorum dedi. Daha oradayken. Babama ve ablama açtım konuyu. Dediler çok güzel bir fırsat ama okul ne olacak? Benim beklediğim cevap. Evet okul ne olacak? Ben de bunun farkındaydım. Çok fazla baskı yapamadım. Dediler ki yani bu fırsatı tabii kaçırmanı istemeyiz ama yani okulu kesinlikle halletmen lazım. En azından dön. Aralık ayındayız. Mayıs ayına kadar finallerde çalış. Okulu en azından biraz kolaylamaya çalış. Ondan sonra yazın fırsat olursa gidersin dediler. Bunu söyledim. Döndüm Bağış abiye. Dedim böyle böyle. O da zaten hukuk mezunu dedi. Ben senin bu durumunu bilmiyordum. Bu şekildeyken zaten seni buraya almak istemem. Böyle bir durumdayken okulu bitirmen lazım. Şunu yapabilirim dedi. Şu anda bir ihtiyacım var ama madem böyle ben yaz dönemine kadar kimseye almayacağım. Sana söz veriyorum. Bak yaz için şu sözü veremem. Kesin geleceksin sözünü veremem ama en azından yaza kadar ben bu işi tutacağım dedi. Ben de o şekilde döndüm ama benim için bir hataydı bu çünkü kafam orada kaldı benim. Ben döndüm Ocak ayında. Hiçbir şekilde kafamı odaklayamıyorum sınavlara, okula. Aynı şekilde benim için hayat devam ediyor. Başka bir hata daha yaptım üst üste. Ve Mayıs geldi. Yine çalışmadan girdiğim finaller. Yine başarısızlık. Beni Mayıs'ta ara demişti sınavlardan sonra. Sınavları bitirdim. Çok kötü. Bağış abi aradım. Böyle böyle olmadı. Gelebilir miyim? Dedi tamam gel. Gittim görüşmeye. Şans yanımda snooker spikeri, kanalın birinci snooker spikeri Emre Yazıcıoğlu askere gidiyordu Ağustos ayında. O benim için bir şans oldu. Tamam dedi sen şimdi git zaten şu anda bir boşluk var. Ağustos'ta gelirsin direkt başlarsın. Ben Ağustos'ta çantamı sırtladım. Okulu tamamıyla bıraktım ve kendimi İstanbul'a attım. Ve 1 Eylül'le beraber bir Shanghai Masters diye turnuva vardı snooker'da. O turnuvayla beni yayına attı gelir gelmez. Ve benim spikerlik hayatım başladı. Ondan beri yıl 2010 işte 8 yılı geçmiş durumda ve 8 yıldır gerçekten 10 yıllık kara bir dönemden sonra Ankara'da nefes aldığımı hissediyorum, mutlu olduğumu hissediyorum. Ve işte şu anda da bu hayata devam ediyorum. Şuna geleceğim. Yani ben bu tercihi yaparken tabii ki, okul tercihini yaparken çok uzun süre boyunca Ankara'dayken özellikle ilk 4-5 yılında hayatımın en büyük hatasını yaptığımı düşünüyordum. Ki gerçekten de öyleydi. En büyük seçim, en büyük hata olarak baktım. Size şunu söyleyebilirim samimi bir şekilde. O 5-6 yıl boyunca gerçekten çok ağladım. Yani 3-4 ayda bir ağlama krizleri, çok büyük bir başarısızlık, çok büyük bir mutsuzluk ve bunun hayatımın en büyük hatası olduğunu düşünüyordum. Ama 1-2 yıl önce çok da yeni oldu. Yani 2 yıl önce bir sabah uyandığımda fark ettim ki aslında yaptığım o hata benim önüme başka bir yol açmış. O hatayla beraber ben şunu fark ettim. Eğer o gün Ankara Hukuk yerine işte istediğim bölümü seçsem muhtemelen 4 yıl içinde okulu bitireceğim. Sonra askere gidip geleceğim ve 5 yıl içinde İzmir'de ya da başka bir yerde o işle, o bölümle alakalı bir işe girecektim ve çalışacaktım. Ha bu mutsuzluk değil ama şunu söyleyebilirim. Yani buna mutsuzluk dersem o bölümlerde okuyanlara, o bölümlerden çıkıp çalışanlara, o tarz işlerde çalışanlara haksızlık etmiş olurum. Bunu yapmak istemiyorum ama şu anki kadar mutlu olmayacağımdan eminim eğer o tercihi yapsam. Hayatımın en büyük hatası olarak gördüğüm şey benim için aslında getirdiği süreçle beraber okula gitmemem, evde zaman geçirmem, okumam, sürekli izlemem, yazmaya başlamam benim için bir şans oldu. Ki sadece de yaptığım tek hata o değildi. Benim bu süreçte yaptığım 4 tane çok büyük hata var. Birincisi yanlış üniversite tercihi, Ankara'ya gidişim, Ankara Hukuku seçişim. İkincisi annemin ikinci yıl sonunda oğlum gel sen bir daha üniversite sınavına gir, burası senin için iyi olmadı. İstediğin oku, bölümde oku demesine hayır demem. Üçüncüsü buna hayır demişken hiçbir şekilde okulda mücadele etmeye çalışmamam. Okul için herhangi bir şey yapmamam. Ve dördüncüsü de Bağış Erten'in bana yaptığı ilk teklifi reddedip Ankara'ya dönmem. Ve Ankara'da işte yine başarısız geçen bir 5-6 aylık süreçten sonra dönüş yapmaya çalışmam. Bu dört hata çok kritik. Benim zamanımda ÖSS'de, üniversite sınavlarında 4 yanlış bir doğruyu götürürdü. Bilmiyorum hala öyle mi? Sistem ne hale geldi? Çok uzun zaman geçti çünkü yaklaşık 20 yıla yakın bir süre geçti. Sistemin hala öyle olup olmadığını bilmiyorum ama yani peş peşe yapılan 4 büyük hata da arkasından doğruyu getirebilir.
Yani hayatınızda yaptığınız çok büyük hatalar, yaptığınızı düşündüğünüz çok büyük hatalar sizde başka bir kapı açabilir. Ve şunu söyleyebilirim ki yanlış tercihler, hatalı seçimler, fırtınaların içinde kalmalar sizi korkutmasın. Dediğim gibi bazı hatalı tercihler de sizi çok doğru ve mutlu başka yollara götürebilir. Ben bunu yaşadım. Siz de bu tarz durumlar içinde kalırsanız kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Çok teşekkürler.